Arkadaşlar merhaba. Bugünkü programımızda sizlere yazlık yağı ile ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Yazlık yağı nedir? Ne işe yarar? Yazlık yağı emülsiyonu, Nautilus hangi hastalık ve zararlarda kullanılır? Olumlu sonuç verir mi, vermez mi? Bunun gibi zararlarla ilgili mücadelede size bazı net bilgileri sunmuş olacağız programımızda. Nautilus yazlık yağı görüldüğü gibi kabuklu bitlerde kullanılan mineral yağdır. Litrede 700 gram mineral yağ içeren yazlık yağı emülsiyonu olarak adlandırılan bir üründür. Kabuklu bitlerin haricinde zeytinde, pamuklu bitte de kullanılmaktadır. Diğer tarım ürünlerinde de kullanılmaktadır. Şimdi bunlara bakalım hangi ürünlerde kullanılıyor. Meyve olarak armut psilidinde 300 mililitre malatyonla birlikte karıştırılarak kullanılan bu ürün 1000 mililitrede Nautilus eklenerek kullanılmaktadır 100 litre suya. Şeftali virgül kabuklu bitinde 100 litre suya 1200 mililitre yazlık yağı karıştırılmalıdır. 2 kabarcıklık kojnil. Meyve ağaçlarında görülen kojnillerde 100 litre suya 1500 mililitre uygulanmalıdır. Virgül kabuklu bitinde 100 litre suya 1200 mililitre ilaç uygulanmalıdır. Armut kırmızı pamuklu kabuklu biti, erik kojnili, kahverengi kojnil gibi canlılarda da bu ürünler belirtilen dozlarda kullanılmaktadır. Turunçgillerde ise turunçgiller dediğimiz portakal, mandalin, altın top, greyfurt gibi bitkilerde kullanılıyor. Pas böcüsü olabiliyor turunçgillerde, yıldız kojnili olabiliyor, beyaz sinek olabiliyor, kırmızı örümcek, turunçgil biti olabiliyor, kırmızı ve sarı kabuklu bit olabiliyor, gri yumuşak kojnil olabiliyor, turunçgil virgül kabuklu biti olabiliyor. Kanlı balsıra dediğimiz zararlılar olabiliyor. Bu canlılarla mücadelede ise belirtilen oranlarda Nautilus yazlık yağı kullanılmaktadır. Mineral bir yağdır. Zeytinde ise şu an içinde bulunduğumuz dönemde kara kojnili çok yoğun görülüyor. Pamuklu kojnil çok görülüyor. Ve yara kojnili çok görülüyor. 100 litre suya yaklaşık 1200 mililitre yazlık yağı kullanılması yeterli olmaktadır. Traktör pulverizatörü ile atılmakta veya sırt pulverizatörleri ile uygulanmaktadır. Bağda unlu bitte yani üzüm basmalarında unlu bit gördüğünüzde Planococcus citri dediğimiz beyaz beyaz böyle pamuk gibi görünür. Unlu görünür. 100 litre suya yaklaşık 1 litre ürün kullanmanız yeterli olmaktadır. Antep fıstığında ise Antep fıstığı yeşil pisilli 100 litre suya 1500 mililitre uygulanmaktadır arkadaşlar. Müşterimizi yılan ilacı istiyor. Evet. Evet, burada da görüldüğü gibi Nautilus yazlık yağının şişesi bu şekilde görülüyor. Unlu bitte, pamuklu bitte, virgül kabuklu bitinde ağaçlarda görülen olumsuz zararlarda bu ürünü kullanıyorsunuz. Örneğin zeytinde pamuklu bit, pamuklu kojnili bu şekilde görülüyor. Zeytin verimini engelleyerek tohumların düşmesini, yaprakların kurumasını ve çiçekler dökülünce burada tabii verim almanızı engelliyor. Bu pamuklu bitlerle mücadelede mutlaka bu ilacı kullanmanızda fayda var. Olumlu sonuç elde etmeniz için size bu ilaç yeterli olmaktadır. Yeni videolardan haberdar olabilmek için video kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.